Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay, Afganistan, Pakistan taşqı işlar ministerlerinin bayanatı atılmış bir belvağ bir yolu merkezleşti. Xitay, Afganistan, Pakistan taşqı işlar ministerleri birleşme bayanatı ilan kılgan bulup, bayanatının asaslıq mezmuni Xitayının atılmış bir belvağ bir yol sodi planının kelajagiga merkezleşken. Amerika Avazı'nın 9. Mayıdaki haberde bildirilişçe Xitay taşqı işlar ministeri Çingang, Afganistan İslam Emirlikinin muvaqqat taşqı işlar ministeri Emirxan Muttaqi ve Pakistan taşqı işlar ministeri Bilawal Bhutto Zardari İslamabad'da 5. növbetlik Xitay, Afganistan, Pakistan taşqı işlar ministerleri diyalogi ötküzgen. Ular yığından keyin 9. May birleşme bayanatı ilan kılıp, tinich, muqim ve güllengen Afganistan'ın bu rayonun ortak menfaatiga uygun kildiganlığı Xitay, Afganistan ve Pakistan hemkarlaşıp rayon ve yarışarı bir xatarlıkıge iğir tehdit edip kildiğen bir xatarlık xarislerine hal kılışı gerekliki, bunun pütkül rayonun muqimliği ve iqtisadının güllenişige təsir körüstüdiğanlığını təkidligen. Bayanat diyene üç taraf Afganistan'ın rayondaki alaqı merkezi buluştak yuşurun küçünü toluq cari kıldırışını kollaydıganlığı ve onlarının Xitay, Afganistan, Pakistan'ın üç taraf hemkarlıkını ilgiri sürüp, atılmış bir belvağ bir yolunu ortak kuruş ve Xitay-Pakistan iqtisadi koridorunun Afganistan'a kengeyişini ilgiri sürüş təkidlengen. Birleşme bayanatta üç taraf bihaterlik, teşkillik cinayet ve zehirlik çekimlik etkisçiliki qatarlıq sahalardaki maslaşış ve hemkarlıkını küçeytişki koşuldu. Hem de halkara cemiyetini bu cihette iki taraflik ve köp taraflik hemkarlıkını küçeytip, zorur materyal üskünler bilen temilleşki çakırımız. Pakistan Talibanları Şarkı Türkistan İslam Hareketi qatarlıqlarını öz içi alğan herkandık şahıs, gruppa yakı siyasi partiye öz zemellerden paydalanıp, rayon bir xatarlıki ve menfaatiga ziyan yetküzüşke ve terrorluk hareketleri bilen şugullanışkı ruhsat kılınmaydı dep körüstülgen. Küzetküçüler Afganistan'ın siyasi vaziyeti yana kalay mıkancılıkı peytip kilişi, Xitay'nın atılmış bir belvağ bir yol teşebbüsünün muvaffakiyet yakı mağlubiyetige təsir körüstülü kalmay, alaqadar teşkilatlar Afganistan zeminden paydalanıp Şarkı Türkistan rayonuna kengeyişi mümkünlükini, bu sebeplik Xitay Talibanlarını her xil hilinayranlarını işiltip, Xitay'nın planına təsir yetküzmeydiğen haletki keltürüşki tırışı vatqanlıqını bildirişmekte. Xitay Türk Cumhuriyetlerini yenigi tartışkı küçümekte. Xitay yakınki yıllardan beri Türk Cumhuriyetlerini texamı yenigi tartışkı urnu vatqan bolup, yakında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan prezidentleri Xitay'da ziyaretti bolidiken. Xitay siyasi kengash organ torunun 9. Mayıdaki haberde bildirilişe, Xitay taşqı işlar ministerliğinin bayanatçısı Hua Chunying bayanatı ilan kılıp, Xi Jinping'in teklifige binaen Kazakistan prezidenti Tokayov, Kırgızistan prezidenti Japarov, Tacikistan prezidenti Rahman, Özbekistan prezidenti Mirziyoyevlarının 16. Mayıdan 20. Mayıgacha Xitay'da devlet işleri ziyareti de bulunduğanlığını bildirgen. Egilinişçe, Xitay Rusya'nın Ukrayna'a tecavüz kılış uğruşu sebeplik, rayondaki devletlerinin işençisinin kalgallıkıdan ibaret pürsettin paydalanıp, Otur Asya'daki Türk Cumhuriyetlerini yenigi tartışkı urnu vatkan bolup, Xitay bu arkalık Şarkı Türkistan'a bolgan korşavını texamı küçeytişini pilallıgandın başka, Otur Asya'daki Türk Cumhuriyetlerini müstemleki kılış üçün asas selişki urungan. Xitay Kanada hükümetinin öç elip Kanada diplomatını koğulap çıkardı. Xitay Kanada hükümetinin öç elip Kanada diplomatını koğulap çıkarganlıkını ilan kılgan bolup, Kanada hükümeti Xitay'nın kılmışlarından korkmaydıganlıkını bildirdi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Kanada Başministeri Justin Trudeau 9. May Xitay'nın Kanada konsulunu koğulap çıkarışıdan korkup getmeydiganlıkını, Kanada hükümetinin Xitay emeldarını Kanada'nın içki işlerine arlayışış kılmışı sebeplik Xitay'nın nahayeti enik agahlandırış məqsidi koğulap çıkarışını karar kılganlıkını bildirgen. Justin Trudeau muhbirlarga Xitay'nın Kanada'nı Xitay-Kanada münasibetige qasten buzgunçuluk kıldı dep ayıpligenligini, ama Kanada'nın her qandaq meselede Xitay'nın kılmışlarından korkup kalmaydıganlığını aytqan. Bildirilişçe Kanada Xitay diplomat xadimini qoğulap çıkarıp bir neçe saatten keyin Xitay Kanada'dan öç elip Kanada'nın Şanghay'daki diplomati Jennifer Lalonde'ni qoğulap çıkargan. Xitay bu tedbirini Kanada'nın aqlige sığmaydıgan hareketlerge karşı kullanğanlığını dava kılgan. Xitay yana Kanada'nın Xitay diplomatlarını koğulap çıkarışının halkara kanun ve diplomatik kaidige xilaplık ikerlikini ilgiri sürgen
ve heyvi kılıp tihimi köp inkas kaytırış hukukunu saklap kalıdığalıqını büldürgen. Kanada Taşkı İşler Ministeri Melanie Jolie 8. May bayanatı ilan kılıp, Xitayning Kanada'da turuşluk diplomati Zhao Wei'nin karşı ilinmaydıgan şahsdep karar kılındı degen idi. O yana men chet elning her qandaq tariqada içki işlerimizga aralashishiga yol koymaydıganlıqını eniq oturgu koydum. Eğer Kanada'da turuşluk her qandaq diplomat xadimi bu xil qilmishlar bilen şugullandıken ular qoğulab çıkırıldı dep agahlandırgan idi. Türkiye Amerika'nın Ukrayna hakkıdaki teklifini red kıldı. Türkiye Amerika'nın Ukrayna'nı S-400 tipli hava müdafiye başkurulduğun bomba sistemisi bilen temelleş teklifini red kıldı. Türkiye haberleri doğrunun 9. May'daki haberde bildirilişe, Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın Türkiye'ye Rusya'dan setip alğan S-400 tipli hava müdafiye başkurulduğun bomba sistemisi bilen Ukrayna'nı temelleş teklifini bergerlikini ve Türkiye'nin bunu red kılgallıkını bildirgen. Taşkı İşler Ministeri yana S-400 hakkında Amerika'nın nurgun teklifleri varlığını, tizginleş hukukunu Amerika'ya tapşırıp berişini aytganlığını ve bu teklifnin Türkiye'nin müstakillikka tesir görüştirganlığını bildirdi. Akhbarat vasıtalarının haber kılışça Amerika'nın tunji qetim Türkiye'ni S-400 bilen Ukrayna'nı temilleşke davet kılganlığını aşkarlışa emas iken. Reuters agentliğinin bu vaqt haber kılışça bultur 2. ayda Ukrayna krizisi küçüyüp uzak ötmey, Amerika Türkiye'nin Ukrayna'nı S-400 bilen temelleşini gayri resmi oturgu koygan. Türkiye 2017 yılı Rusya bilen S-400 setiveliş gelişimi imzalap, Amerika başçılıkıdaki Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın küçülük karşılıkı uçurgan idi. Ama nöbette Amerika'nın Türkiye'ye özü karıştırgan mezgür S-400 tiplik hava müdafiye başkurulduğun bomba sistemisi bilen Ukrayna'nı temelleş teklifini belgeliki dikkat kozgıdı. Teşkilatlar Birliği'nin kengaytilgen kengaş hayeti yığını İstanbul'da ötküzüldü. 9. May İstanbul'da Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin 2023 yıldaki 2. növetlik kengaytilgen kengaş hayeti yığını ötküzüldü. Yığınğa Türkiye'deki Şarkı Türkistan davası içindeki ammevi teşkilatlarının mesulleri ve vekilleri katnaşkandan başka Avrupa, Kanada, Avustralya, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan, Saudi Arabistan ve Pakistan Katarlık devletlerdeki ammevi teşkilatlarının reisleri, dini ulemalar, akademikler, aksakallar katnaştı. Yığın Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'nin muavin reisi Mahmutcan Damullam'ın Kur'an tilavetinden keyin Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan'ın ichiliş nutqi bilen devam kıldı. O sözüde Teşkilatlar Birliği'nin yakınkı hizmetleri ve kolgu keltürgen neticeler hakkında kısıkçı toxtaldı ve kılınmakçı bolgan muhim hizmetlerini tilga elip ötdi. Arkadan Birlik Başkatibi Abdurrashid Aminhaji hizmet dokulatını takdim kılgandan keyin yığınğa bivasta ve tor arqalıq her qaysı devletlerden katnaşkan vekiller ayrım ayrım söz kıldı. Arkadan barlıq vekiller Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Türkiye'ni öz içige alğan Avrupa, Şarkı Janubi Asiya devletleri ve İslam dünyasıda royapqa çıkarmaqçı bolğan plan türleri Türkiye'deki saylam meselesi qatarlıq meseleler hakkında söhbetleşti ve fikir almaştırdı. İslam ulemaları Türkiye'deki saylam hakkında ortak bayanat ilan kıldı. İslam dünyası ulemaları birleşme bayanatı ilan kılıp 14. May Türkiye'de ötküzüldüğün 13. nöbetlik prezidentlik saylımı ve 28. nöbetlik parlament azaları saylımı da Türkiye ve dünya Müslümanlarını nöbetteki prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı kollaşka çağırdı. Bayanatta Recep Tayyip Erdoğan hakimiyet yürgüzgen 20 yıldan beri Türkiye kolgu keltürgen muhim neticeler cümleden Müslümanlarının her cehetten erkinlikke erişkenlikke ayallarga hicap çeklengen kanunun emelden kaldırılganlıkı katarlıklar tilge ilingandan sırt Türkiye'nin bütün dünyadaki zulümden kaçkan Müslümanlarının panahçayı bulup kalganlıkı şundaklı Türkiye'nin iktisadi, sahiye, pentechnika, siyaset katarlık sahalarda alahide utuklarını kolgu keltürgenlikke tekitlenip nöbette garipki baş ekmeği vatkan birdenbir Müslüman devletinin Türkiye işkerliki, garip dünyasının mı Erdoğan'la hakimiyetin çürüş üçün küçülük hareket kılı vatkanlıkı, bu sebeplik Türkiye'de yaşa vatkan sayılaş hukukuğu iyi barlık Müslümanlarının Recep Tayyip Erdoğan'la kollap bilet taşlaşı gerekliğini, Türkiye sırtıdaki dünya Müslümanlarının nöbetteki saylamda Erdoğan'ın galibi kılışıga, kolidin kilidigan barlık usullar bilen yardım kılışı ve dua kılışı gerekliği bildirilgen.
bayanatını kollab İslam dünyasındaki İslami Teşkilat reisleri ve meşhur ölümalardın Dünya Müslüman Alımlar Birliği reisi Dr. Ali Karadağ'ı, Amerika Dünya İslam Ölümalar Hayeti Azası Dr. Saadettin Hüseyin, Yemen El-İman Üniversitesi'nin kurgucusu Şeyh Abdülmecid Zindani, Palestin Ölümalar Hayeti reisi Dr. Nawaf Ettekruri, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Muavin reisi Mahmutcan Damullam, Müslüman Alımlar Birliği reisi Mahmut Abdu Qatarlık 66 ölüme imza koygan. Pakistan'ın sabık başministeri İmran Khan kolga elindi. Pakistan'ın sabık başministeri İmran Khan paytaxt İslamabad'daki harbi kısımlar tarafından kolga elindi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Pakistan devlet taratkolarının haberine asaslanğanda, Pakistan Adliye Hareketi Partisi'nin rehberi İmran Khan Lahore'dan üstüde eçilgan sotku katniş üçün İslamabad'a bargan bulup, Ali Sot Mahkemesi'nin sırtıda harbi kısımlar tarafından kolga elingan. Pakistan Adliye Hareketi Partisi'nin advokatlarından biri Faysal Chaudhary bu haberini toğırladı. İmran Khan üstüden 90'dan artık arız sunulgan bulup, onun kayıs sebepinin kolga elinganlığı inik emesken. Pakistan Adliye Hareketi Partisi'nin azası Musarrat Chima Twitter'da bayanat elan kılıp, İmran Khan'a kıyın kıstak kılınganlığını, askerlerinin İmran Khan'ı urganlığını ilgir sürdü. Kolga eliş hareketi İmran Khan yukur dercilik istihbarat emeldarını özüge kartılgan kaslap öldürüş hareketinin arkası da dap ayıplikendiğin kiyin yüz verdi. Pakistan armiyesi 8 May İmran Khan'ın kaslap öldürüş hareketinin arkası da yukarı derecelik istihbarat emeldarı Bardep ayıplışının mesuliyetsizlik ve asassız ikerlikini bildirgen idi. İmran Khan 7 May ilan kılgan bayanatı da Başminister Şahbaz Şerif, İçki İşler Ministeri Rana Sanaullah ve İstihbarat İdarısının Muavin Başlıkı Mayor General Faysal Nasır'ın özüge kartılgan kaslap öldürüş suikastının arkası da ikerlikini ilgiri sürgen idi. İmran Khan 28 Oktyabr Birleşme Hükümet müddetin ilgiri saylam ötküzüşünü ilan kılmağanlığını sebep kılıp, Lahore'dan İslamabad'a piyade yürüyüşünü başlayan idi. 11 ayının 3 günü Vezir Abad'da yüzbergen oğ çıkırış vakasıda İmran Khan'ın 2 putu yarlanğan. Bir kişi hayatından ayrılıp 13 kişi yarlanğan idi. İmran Khan 10 April parlamentte ötküzülgen şenç avazı berişte 174 avazının ret kılışı neticesinde hukukudun ayrılgan idi. Pakistan'da 3 nöbet başministerlik vazifesi ötügen Nawaz Şerif'nin inisi Şahbaz Şerif 11 April parlamentteki belet taşlaşta 174 avazga erişip başminister bolgan idi. Xitay bilen Şimali Koreya dostanı münasibetini küçeytidiganlığını bildirdi. Şimali Koreya bilen Xitay dostanı münasibetini küçeytiş iradesinin qat'i ikenligini bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Yonhap Agentliğinin Şimali Koreya Merkezi Haber Agentliğini menbe kılgan haberde Şimali Koreya Taşkı İşler Ministeri Cho Son-hui'nin Xitay'nın Pyongyang'da turuşluk yeni baş elçisi Wang Yachun'u kabul kılgan uçuruşunun kızgın keyfiyet içinde ötkenliği bildirildi. Haberde Şimali Koreya Taşkı İşler Ministeri Cho bilen baş elçi Yachun'un uçuruş içeriyanı da iki devlet otursudaki tarihi ve dostanı münasibetini terakki kıldırış iradesini otturgu koyganlığı tahkitlendi. Wang Yachun 4. ayda Şimali Koreya'daki resmi vazifesini başlayan idi. 2021 yılı 2. ayda Xitay'nın Pyongyang'da turuşluk baş elçilikigi tayinlengen Yachun, Xitay virüsü çeklemeleri tüpeyli aradan 2 yıl ötkendiyken vazife öteşini başlayan idi. Xitay başkurulduğun bomba sınakları ve yadro planı tüpeyli halkara cemiyetinin cezasıgı ducar buluvatkan Şimali Koreya'nın en-enevi ve iqtisadi ihtipaktışı hesablandı. Germaniya Xitay'ını agahlandırdı. Germaniya Taşkı İşler Ministeri Annalena Baerbock Xitay'ını Rusya'ya yürgüzülgen embargolarga buzgunçilik kılmaslık hakkında agahlandırdı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Germaniya Taşkı İşler Ministeri Baerbock paytaxt Berlin'de Xitay Taşkı İşler Ministeri Çingang bilen birleşme ahbarat elan kılış yığını ötküzdü. Baerbock Xitay'ın hem puhravi hem uruş əslahaları qatarlıq işiltişki bulunduğun tavarları bilen Rusya'nı təmillemestiki kereklikini təkitləb, Germaniya hükümetinin Xitay'dan şirketlerge qarata kereklik təsirlerini körüstüşünü ümit kıldığanlıqını eytti. Baerbock hazır Brüssel'da Rusya'ya karşı Avrupa İttifakı'nın yeni embargo planının müzakere kılınıvatkanlıqını əskertip, Xitay'nın bu embargolarga buzgunçilik kılmaslıqının muhimliğini təkitledi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin Ukrayna'ya karatkan hücumlarını tənqit kılgan Baerbock,
Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashining doimiy a'zosi bo'lish sifati bilan Ukraina urushini oxirlashtirishda hal qilguvchi rol o'ynay oladiganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Chingang Xitoy bilan Germaniya o'rtasidagi munosabatlarning muhimligini ta'kidlab, o'zlarining xalqaro va rayon xarakterlik masalalarga doir fikr almashtiradiganliklarini ko'p taraflilik ramki ichida moslashishni kuchaytirishga markazlashganligini, muhit asrash va biologiyalik ko'p xillikni qo'g'dash uchun birlikda xizmat qilishni xohlaydiganligini aytdi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.